Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgi işlem departmanında daha çok hangi konulara bakıyoruz, neler yapıyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Bu video bilgi işlem departmanında yeni başlayan veya hani bu tarz konulara ilgisi olan arkadaşlar için çok güzel bir video olacak. Çünkü hangi konular var, ne gibi problemlerle karşılaşırsınız, hangi alanlarda hizmet verirsiniz, hangi konularda destek verirsiniz bunlara değineceğiz. Şimdi ilk olarak ilk akla gelen şey nedir? Sunucudur arkadaşlar. Bir başlayalım. Burada yaklaşık bir 30-40 tane konu olur gibi düşünüyorum. Şimdi birle başlayalım. Sunucu hakkında bahsedeceğim. Daha sonra bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. O videoda da bağlantılardan bahsedeceğim. Nasıl bağlantılar oluyor? Bu videoda konulara değineceğiz ve nasıl, nerelerden hizmet alırsınız? Bu konulara nasıl çözüm üretirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Bir sunucu. Sunucu demek arkadaşlar sizin yani bir şeyi sunan anlamında veya server da denilebilir. Burada 3 çeşit sunucu düşünebilirsiniz. Bir tanesi fiziksel olarak Dell, HP, Lenovo, Huawei gibi sunucular. Bunların bağlantılarına değineceğim zaten. Bir yandan fiziksel olarak varken yazılımsal olarak var. Yazılımsal sunucuda ne oluyor? Üzerine kurmuş olduğunuz sanallaştırma, sanal sunucu anlamında da düşünebilirsiniz. Sanallaştırma yaptığınız zaman ne kullanabilirsiniz? VMware kullanabilirsiniz veya bunun yanında Hyper-V, Proxmox gibi sanallaştırma yazılımları var. Burada mesela Hyper-V, VMware veya Proxmox kullanmak tamamen size kalmış. Açık kaynak kullanırsanız lisans ücreti ödemezsiniz. Sanallaştırma diyelim. Bunun yanında bunlar sanal sunucu kurduk diyelim fizikselin üzerine. Sanallaştırma yaptınız diyelim. Windows Server'lar vardır arkadaşlar. Bunun yanında üzerine kurmuş olduğunuz Windows Server'lar vardır. Windows Server 2016-2019 şeklinde gidiyor. İlk hani çok eskiye gitmezsek eğer 2012, 2012R2, 2016, 2019 var şu an kullanılan. Bunlar kurulabilir veya yazılımsal olarak Linux, Debian kullanabilirsiniz veya bunun yanında CentOS kullanabilirsiniz. Eğer yine lisans, burada yazılımsal yazalım. Şuraya inelim hatta onu. Yazılımsal. Yazılım ücreti ödemek istemiyorsanız yine ne kullanabilirsiniz? CentOS ve Debian açık kaynak yazılımlar kullanabilirsiniz. Geçelim yine ikinci konu. Sunucularla ilgileneceksiniz. Hem fiziksel hem sanallaştırma sunucuları hem de yazılımsal olarak ayrılıyor. Storage vardır. Storage bir depolama cihazı olarak düşünün. Sunucunun arkasında sizin data store'larınız olur. Storage'ın avantajı ne oluyor? Bir controller'ı çift controller'la yapıya sahip. IOPS değerleri daha yüksek. Bunun yanında birden fazla disk takabiliyorsunuz. Bir sunucu aldığınız zaman üzerinde 8 tane disk yuvası oluyor. Buna 8 tane disk takabiliyorsunuz. Storage'a ne yapabiliyorsunuz? 24 diske kadar takabiliyorsunuz. Bunu daha da genişletebiliyorsunuz. Yani data store'larınız genişleyebiliyor. Burada da data store diyelim buna. Çok da aslında yazmak istemiyorum. Çünkü beni yavaşlatıyor. 3. NAS cihazları diyebiliriz. NAS cihazına ne alıyorsunuz? Yedek alıyorsunuz. Yedekleme yazılımlarına da değineceğim. Burada markalar var. Sunucuda bahsettiğimiz markalar nelerdi? HP, Dell, Lenovo, Huawei'ydi. Storage'da da yine IBM giriyor için içine. HP giriyor, Dell giriyor. Bende Dell'in bir storage'u var. Yine Dell'in sunucusu, HP'nin sunucusu var. Bunun yanında NAS cihazına geldiğimiz zaman aklımıza ilk gelen cihazlar genelde ya QNAP'tir ya da Synology'dir. Bu cihazlar var. Bu cihazların üstünde gelen açık kaynak bir yazılım var. Linux tabanlı genelde. Bu yazılımlar üzerinden de NAS cihazınızı kontrol edebiliyorsunuz. Fakat NAS cihaza genellikle biz backuplama yazılımlarıyla aldırırız. Hani sunucudan bahsettik. Storage, NAS. 4 olarak neye girelim? Switch'lere girelim. Biraz daha donanımsal gidiyoruz. Switch dediğiniz zaman ne geliyor akla? Backbone switch yani merkez omurga switch. Omurga dediğimiz switch'e tüm switch'ler girer. Bağlantı şemasında daha net anlayacaksınız. Switch'i yanlış yazdım bu arada. Biraz hızlı yazdığım için. Burada da yine benim kullandığım HP switch'ler var. Dell switch'ler var. Dell'lerden memnunum. HP'lerden memnunum. RUKUS broket switch'ler kullanıyorum. Bunun yanında Juniper gibi farklı markalarda mevcut switch'lerde. Switch'lere değindik. Bir merkez switch'iniz olur. Genelde bu backbone switch'i çift yapılır. Onların bağlantı şemasına ayrıca değineceğim. 5. konuya geçelim. 5. konu sanallaştırma olsun. Sanallaştırma yazılımı sunucunun üstünde koşar. Burada neye girer işin içine? VMware, ESEXI, şu W değil, şuradaki W. Yanlış yazıyorum, kusura bakmayın. Hyper-V, ben genelde temel anlatmaya çalışıyorum. Proxmox kullanabilirsiniz. Veya ne vardır Hakan? Oracle'ın bir biliyorsunuz VirtualBox var, onda kullanılabilir. Farklı sanallaştırma yazılımları var. Piyasada genelde VMware, Hyper-V, sık kullanılır. VirtualBox'da kullanabilirsiniz. Bunların hepsi genelde aynı amaca hizmet eder. Farklı özellikler olabiliyor. Bunun yanında neye değinebiliriz? Bir switch üzerinde yapacağınız konfigürasyonlar. Bu fiziksel bir cihazda switch. Aynı sunucu nasıl fiziksel bir cihaz üzerinde VMware, Hyper-V gibi sanallaştırma yazılımları koşuyorsa 5. maddeye aslında sanallaştırma dememiz daha doğru olur. Sanallaştırma. 6. madde yine önemli bir madde. Burada neye değinelim? Aslında bir tane cihazı unuttuk burada. Çok önemli bir cihaz. Firewall. Firewall yine bağlantı şemasında daha net anlayacaksınız. Bağlantı şemasına da ayrıca değineceğim. Sizin olmazsa olmazlarınızdan oluyor. Mesela Sophos kullanabilirsiniz burada. FortiGate kullanabilirsiniz. Palo Alto kullanabilirsiniz. Mesela Palo Alto'nun Gartner raporlarında çok üstü olduğunu görüyorsunuz ama hani bir Sophos aldığınız zaman, bir FortiGate aldığınız zaman yine sizin işinizi görüyor. Gartner raporlarına da ben yani çok itibar etmiyorum. Çünkü Gartner dediğinizde bir şirket, para vererek oradaki istatistiklere giriyorsunuz. Para vermezseniz hani Gartner sizi almıyor bile o listeye. Bir ücreti varmış. Bunun yanında firewall'dan bahsettik, markalara değindik. 7. Hızlıca geçeceğim. Biraz yazım kötü olabilir. Kusura bakmayın. Burada da yine switch konfigürasyonlarına değinelim. Switch config, buna VLAN diyebilirsiniz. Switch'ler üzerinde VLAN'ları oluşturmanız lazım. Çünkü ağınızın güvenli olması için. Misafir ağını atıyorum ayırmanız lazım. Misafir ağında access point'lerden bağlananlar olur. Bunları ayırırsınız. Kamera network'ünü ayırırsınız ki içeride broadcast trafiğiniz olmaz. Kart okuyucuları ayırabilirsiniz. Bunun yanında her katı farklı bir VLAN'a alarak katlardan bir tane cihaza bir kripto virüsü bulaştığı zaman diğer VLAN'a geçmemesini sağlayabilirsiniz. Sunucularınızı yani management network'ünüzü farklı VLAN almanız önerilir. 8. Neye değinebiliriz? Burada almış olduğunuz ne var? Yine sizin metro veya radyo link hizmetleri var. Bakın internet hizmeti almanız lazım şirketinize. Metro dediğimiz bir hizmet vardır. Bu simetrik gelir internete. 50-50 gelir. Band genişliği değişmez diye söylenir ama nasıl değişmez? Hız, gelen hız değişmez ama sizin kullanım miktarınız arttıkça hızınız düşer. Yani 50-50 bir internete içeride 100 kişi bağlanıyorsa hız testi yaptığınız zaman 15-15 bir hız alabilirsiniz. Anlık kullanıma göre bu hız değişir. Radyolink de yine Radyolink üzerinden de yine simetrik internet alabilirsiniz. Metro dediğimiz şey aslında bir simetrik internet. 8. maddenin ismi aslında internet hizmeti olmalı. İnternet hizmetini farklı şekillerde alabilirsiniz. Metro olarak kablolu simetrik internet hizmeti alabilirsiniz. Bunları kimden alabilirsiniz? Türknet'ten alabilirsiniz, Türk Telekom'dan alabilirsiniz, Vodafone'dan alabilirsiniz, Süper Online'dan alabilirsiniz. Bir sürü firma var. Radyolink hizmeti alabilirsiniz. Yine bunu veren Vodafone, Küresel Beta. Vodafone'un biraz daha lisanslı frekansla veriyor. Küresel Beta veya Ramtek gibi firmalar size farklı şekilde veriyor ama taahhüt ettiği hızı muhtemelen veriyordur. Radyolink'ten bahsettik. Bunun yanında VDSL hizmeti de alabilirsiniz ama ADSL pek önerilmez. Atıyorum 3 tane VDSL hizmeti alıp firewall üzerinde bunları birlikte kullanabilirsiniz. Fakat birlikte kullanırken şu problemler olabilir. Bir de internetinizdeki IP adresinizin sabit olması gerekiyor. İçeride atıyorum finans departmanınız var. Bir bankaya giderken sabit bir IP ile gitmesi önemli. Çünkü hani sizin bankacılık işlemleriniz kurumsal bir firma olduğu için büyük paralar oynuyor. Sabit bir IP'niz almanız gerekecek. Bizim içeride metro olabilir, radyolink olabilir yani şirketinizde. Radyolink'te de mesela 50-50, 100-100 gibi hızlar alabiliyorsunuz. Metro internetlerde kablolu geldiği zaman mesela Türknet 1000'e 100 gibi bir hizmeti uygun fiyata veriyordu. VDSL hizmeti alıp yine bunların hepsinde sabit IP'yi kullanacaksınız. Bu da internet hizmetimiz. Çok uzamasın diye hızlı hızlı geçiyorum. 9. Bunların bağlantılarına yine değineceğim. İnternetin firewall'a nasıl bağlandığına. Radyolink standart güzel çalışıyor, fena değil. Access point'ler var arkadaşlar. AP diyeyim buna. Access point dediğimiz olay nedir? Kablosuz olarak internete aldığınız hizmet. Ne olabilir? RUKUS olabilir. RUKUS'u ben aslında access point olarak beğeniyorum ama switch'lerinde hani web arayüzünü falan pek beğenmemiştim. Config'i de pek hani bilen yok piyasada. Dell ve HP aldığınız zaman piyasada config'ini bilen çok. Aslında cihazın markasından çok onu yönetebilmeniz önemli. Siz dünyanın en iyi markasını da alırsanız alın ama onun konfigürasyonlarını güzel yapamadıktan sonra, bilmedikten sonra sizin işinizi görmeyecektir. Hani güvenlik açıdır. O yüzden hakim olduğunuz cihazı veya desteğinizi iyi alabileceğiniz cihazları kullanmanızı öneririm. Ben normalde UBNT'nin cihazları var. Unifi olarak geçiyor. Güzel cihazlar, memnunum. Geçen bir problem çıkmıştı. Onu da çözdük. Bazı ayarlar yaparak. UBNT fiyat performans ürünü. RUKUS biraz da kurumsala yönelik. Tabi Cisco da var Access Point'te. Bunun yanında Cisco kendi adıyla değil de Meraki'yi de satın aldı Cisco. farklı markalar var. Burada ufak ufak marka bilgisi de olsun diye size söylüyorum. Tabii marka algısı dediğim gibi önemli değil. UBNT'nin cihazları da mesela iyi. Bu konuların hepsinin tamamında birazdan sayacağım daha bir sürü konu var. Yine videonun burasına geldiyseniz destek almak istediğiniz bir şey orta. Kanalımızın hakkında kısmında bir mail adresi var. Enterprise olarak size destek sağlayabiliriz. İstediğiniz firmadan da destek alabilirsiniz. Önemli olan cihazı aldığınız yerden güzel destek alabilmektir her zaman. Bu önemlidir. Access Point'e değindik. Firewall, Metro. 10. olarak neye değinebiliriz? İşletim sistemlerine değinebiliriz. Sanallaştırmaya değinmiştik burada. VMware, Hyper-V, Proxmox kullanılabiliyordu ya. Bunların üzerine bir sunucu daha kurmanız gerekiyor. Bu da yazılımsal sunucu. Ne olur? Windows Server. En çok kullanılan Windows Server'dır genelde. Kullanılması basittir. 2012 adaki 2016, 2019 gibi sürümleri var. Tabii ne var? Yani sunucu tarafında daha çok insanlar açık kaynak kullanır. Open source. Hem lisans ücreti ödemezsiniz. CentOS, Debian gibi işletim sistemleri stabil çalışır. Mesela Oracle veri tabanı sunucusu kullanacaksınız. Linux, Oracle diye bir işletim sistemi var. Onun üzerine kuruyorsunuz. Atıyorum içeride bir ERP sisteminiz var. Debian üzerine kurabilirsiniz. Bunun dışında Zambix mesela ortam izleme. Onu da mesela CentOS üzerine stabil çalışabiliyor. Bunun yanında 10. maddeden bahsettik. Hızlıca geçelim. Kullanıcı işletim sistemleri. Kullanıcılar daha çok evlerinde Windows 10 yaygın olduğu için herkes Windows 10 kullanıyor. Bir de üzerinde Windows'u çok kolay yazılım bulabiliyorsunuz. Windows piyasada çok kullanıldığı için atıyorum piyasadaki belki %80'i 100 kullanıcı varsa 80 tanesi Windows 10 kullanıyordur. O yüzden yazılımını rahat bulabiliyorsunuz. Üzerinde çalışacak atıyorum bir yazıcı taktınız diyelim hızlıca çalıştırabiliyorsunuz. Fakat Ubuntu, Pardus gibi buna açık kaynak alternatifleri de var. Çünkü bir Windows işletim sistemine gidiyorsunuz 2000 TL para veriyorsunuz. Fakat bir Linux açık kaynak Ubuntu kullanırsanız veya Pardus kullanırsanız ne oluyor? Para vermiyorsunuz. Bu 2000 TL işletim sistemi ücretini vermiyorsunuz. 3000 lirada ortalama ne tutar? Ofis programları ne yapar? 5000 lira. Zaten bir bilgisayar aldığınız zaman 5000 lira en kötü Windows yazılımlarına veriyorsunuz. O yüzden bir üstüne Ubuntu kurarsınız. Ubuntu'nun üzerine de bir tane açık kaynak ofis programları var. Herhangi bir açık kaynak kurabilirsiniz. Libre kurabilirsiniz. Yani ben genelde kullanabilecekse kullanıcılarınız Ubuntu artı Libre kullanın. Ya da sağ kullanıcılarında. Atıyorum 100 tane kullanıcı varsa böyle sürekli bilgisayar başında olmayan ve alışabilecek kullanıcıların 30 tanesini Ubuntu ve Libre'ye geçirebilirsiniz. Tabi domain vesaire bunlarda bu tarz sorunlar yaşayacaksınız ama burada 5000 TL vermek yerine şurada da destek almanız gerekebilir bazı firmalarda. Daha sonra öğrendikten sonra sizin işinize gelecektir. Ne olacak? Cari açık olmayacaktır. Kullanıcı tarafındaki işletim sistemlerine değindik. 12. konu yine bilgi işlem tarafında karşılaşabileceğimiz tüm konular. Az çok bilgi vermeye çalışıyorum. İlk defa başlayacak arkadaşlara. Tabi bunların hepsi bu bilgi işlem işini yapan arkadaşlar için sürekli karşılaştığı basit şeyler. Sadece isimlerine değiniyoruz yani. 12. olarak ne diyebiliriz? Sistem odasını. Sistem odasında ne var olması gerekiyor arkadaşlar? Bir kere soğutma sisteminizin düzgün olması gerekiyor. Bizde ne var? Çift klima var mesela. Artı yangın söndürme sistemi var. Bunun yanında ne var? Kabinetlerin reglajı düzgün bir şekilde. Bunun yanında ortamı izleme cihazları oluyor. O ortamın nemini, sıcaklığını izliyor. Size dönüş oluyor. Kamera oluyor sistem odasında. Sistem odasında kartla giriş oluyor. Kartınızı okuya giriyorsunuz. Bunları şimdi madde madde değiniyorum ama bunların tamamını ben zaten her biri için ayrı video yaptım. Yani diyebilirsiniz ki abi sen bunu anlatıyorsun ama bunu mesela firewall ile ilgili belki 50 tane video vardır. Switch config ile ilgili belki 30 tane video vardır. Ne 30'u belki 100 tane. Bunların her birine ayrıntılı değiniyoruz zaten. Bu video bu işe ilk başlayacaklar. Genel anlamda hani genel bir bütünü görsün anlamında anlatıyoruz. Sistem odasından bahsettik. 13 pasif cihazlarımız vardır. Pasif cihazlar deyince aklınıza gelecek şeyler şunlar olsun. Cat 6 kablo pasif cihazdır. Cat 6 kabloda ben genelde HCS'nin ürünlerini kullanıyorum pasif cihazlarda. Yerli malı diye kullanıyorum. Fabrikasında Türk işçimiz çalışıyor. Kaliteli ürünler kullanıyor. Amerikan malı var. EMP güçlüdür. Bunun yanında HCS benim yıldız favori markalarından bir tanesidir. Yine Nexans var. Bu da Türk markası diye geçiyor. Fiyat performans üründür. HCS'ye göre bir tık daha uygundur veya aynı fiyattır. Patch paneller olur. Fiber kablomuz olur. Fiber kablo, fiber patch panel, patch kablo. Bunlar da yine değindiğimiz şeyler. Hızlıca geçelim. 14. maddeye geçelim. Kamera sistemleri bulunur. Kamera sistemlerinde ne var içinde? Dome kamera var. Dome dediğimiz yuvarlak kubbe şeklinde. Burlet, kurşun şeklinde. NVR'ımız var. NVR bunlar da genelde marka olarak ben Hikvision ürünleri ve Hikvision'da ne kullanıyorum? Hilux kullanıyorum. veya Hycon kullanıyorum. Tabi siz burada ne tarz kullanabilirsiniz? Dahua, Bosch, Samsung ürünleri de kullanabilirsiniz. Speedtom dediğimiz hareketli kameraları var. Her kubbeyi Speedtom sanmayın bu arada. 15 geçelim. Şimdi ne var? Kart okuyucu sistemleri var. Kart okuyucu tarafında benim çalıştığım firma ART diye bir firma. Burada ART fiyat performans ürünlü şeyler üretiyor. Yine kendi burada bahsettiğim firmalara da ulaşabilirsiniz. MER gibi firmalar var. Bunların yazılımı biraz daha pahalı. Kart okuyucuları biraz daha pahalı. Şu adamlar yerli üretiyor. ART 26M mesela ekranda bir cihazı var. 63M gibi. Tabi kart okuyucu deyip geçmeyin. Biyometrik sistemler de var. Ne var? Yüz tanıma var. Parmak izi tanıma var. İris tanıma var, yani gözden tanıyor. Avuç içi tarama var. Bu tarz bir sürü şeyler var. Kart okuyucu sistemlerinde benim standart biyometrik sistem pek kullanmıyorum. Kullandıklarımda standart ön çalışıyor. Turnike sistemleri var bir de. Bunlar ne olabilir? Boy turnike olabilir. Bel turnike olabilir. Veya böyle yan açılan kapılan neydi Samet? Hiding gate. Hiding gate ne diye geçiyor onlar Türkçe? Karşılığı var mı? Cam şeklinde böyle metro istasyonlarında görüyorsunuz ya plastik. Türkçe olarak yani bunlar kullanılabilir. Hızlı geçiş turnikesi. Aynen, hızlı geçiş diye geçiyor bazen. Biz bel turnikeler, boy turnikeler kullanıyoruz. Yoğun geçiş yerlerde boy kullanıyoruz. Kaçak girişi önlemek amacıyla. Yani burada da genelde turnike dediğiniz zaman akla gelen Tansa gelir, pahalıdır. Tansa yerine biz ya Makim tercih ediyoruz ya da ne tercih ediyoruz? Tansa. Bu iki marka da iyidir. Genelde Özak, pardon. Şuraya Özak yazayım. İlk Özak akla gelir. Özak kaliteli turnikeler üretiyor. Tabii Makim ve Tansa da ona kalır. Yani yok yani. Fiyat performans ürünü. Tansa çok pahalı olduğu için genelde ben pardon Özak diye yazılıyor. Azak yazmışım. Çok pahalı olduğu için Makim ve Tansa tercih ediyoruz. Yani buradaki marka bilgisi de olsun en azından. Piyasada hangi markalar var? Yazıcılar. Yazıcılarda ben biliyorsunuz daha önce Canon kullanmıştım. Ama Canon şu an kullanmıyorum. Ricoh kullanıyorum. Ve yazıcılar, ortak yazıcılarda bunu kullanıyorum. Problemsiz çalışıyor. Bakın kullandığım çok çeşitli markalar var. Küresel var, Ricoh var. Büyük yazıcılarda Ricoh'u beğendim. Fiyat performans yorumu problemsiz çalışır. Küçük yazıcılarda da Canon kullanıyorum. Canon'un siyah, küçük yazıcıların hepsi neredeyse siyah beyaz. Ya Canon kullanıyorum. Yine Canon. Büyük All-in-One. Bir de Brother'ın renkli yazıcı olunca da yine kişisel Brother kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ortak kiralık yazıcılarım Ricoh. Memnunum. Küçük yazıcılarda lazer yazıcıların tamamı Canon neredeyse. Canon küçüklerde HP 6030 diye bir model var. 6030 diyeyim. Büyüklerde de All-in-One'larda da MF237 kullanıyoruz. Standart yaptık ki tonerini aramayalım. Renkli olunca da farklı marka kullanıyorduk. Şimdi markasını unuttum. Brother. 5690 mı? 8690 diye bir yazılı şeyi var. Ürünü var. Renklerde de bunu kullandık. Hani kira ödememek için. Atıyorum 50 tane bizim kişisel yazıcı varsa 15 tane de ortak yazıcı olduğunu düşünebiliriz. Hatta 10 tane, özür dilerim. 50 değil burası da, en fazla 30 yani. Yani 3 katı sizin kişilerde yazıcı olabiliyor. Geçelim bilgisayarlara. Bilgisayarlarda genelde FreeDOS alıyoruz. İşletim sistemi almıyoruz. İşletim sistemlerini Open lisans diye geçer. Alıp bunu her bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Genelde OEM dediğimiz lisanslar ucuz geliyor ama bilgisayara geçiremiyorsunuz. OEM lisans tercih etmiyorum. Bilgisayarları FreeDOS. Zaten masaüstü alacaksam arkadaşlar kendim topluyorum. Bununla ilgili de detaylı bilgi var. Toplama yapıyoruz burada kendimiz. Bizim bir ekibimiz var. Onun dışında laptop alacaksak da FreeDOS bakıyoruz. O an fiyat performans ne varsa internette onu alıp geçiyoruz. 19 pardon open license seçeyim, şu bilgisayar 18 bilgisayarlarda bunlarla ilgileniyorsunuz. 19 hepsi farklı konular, lisans konuları. Lisanslar çok önemli. 19'un altında bir sürü dallanabilir. CAT lisanslarınız var, Windows lisanslarınız var, Office lisanslarınız var. CAT lisansı dediğim zaman ne giriyor? Windows'un ne olur? Windows İşletim sistemi Windows 10, Office 2019 standart atıyorum. Ne olur? Proje lisansınız olur. Bunlar Microsoft'un lisanslarıdır. Bir de mail hizmetini Microsoft'tan alıyorsanız, Exchange kullanıyorsanız bu lisans da olacaktır. CAD programlarında ne olur? Solid olur. Başka ne olur? CivCAD olur, AutoCAD olur, Rhino olur, BlitzCAD olur. Bu tarz bir sürü lisans var. Bunların güzelce takip edilmesi gerekiyor. Bunun yanında Office lisanslarında ne olur? Yani lisansların altında dallanır yani, onu söyleyeyim. Bir kere burada bir sürü konu çıkar. 20 mail sistemi çok önemlidir. Mail sisteminde Office 365 diye bir sistem var. Eğer bilgi işleme yeni başladıysanız bu hizmeti alabilirsiniz. Neden? Sunucuyla uğraşmıyorsunuz. Sunucu çöktü, ayağa kaldırayım, elektrik gitti, elektrik gittiğinde maili gelmedi. Mail hizmetini içeride sağlam bir sunucu yapınız yoksa, güzel bir sisteminiz yoksa, kesintisizliği sağlamadıysanız, kesintisizlik dediğim şu, jeneratör ve güç kaynağı UPS. Eğer kesinti olursa sizin mail sunucuda mail gelmeyip sıkıntı olur. O yüzden Office 365 var. Yani biraz güzel aslında fiyat performans vereyim ama dışarı gidiyor mailleriniz. Yapabiliyorsanız burada içeride bir sunucu kurup Zimbra alın. Açık kaynaktır. Mail başı para ödemezsiniz. İçeri bir sunucu kullanırsınız. Dilediğiniz kadar mail kurursunuz. Ha, mail dediğiniz zaman dışarıdan hizmet alacaksanız şunları araştırın. Eğer global bir hizmet alacaksanız Office 365 güzel hizmet verir. Onun dışında Google Suite diye geçiyordu. Şu an Google ne diye geçiyor bilmiyorum. Google'ın bir mail hizmeti var. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun yanında alabileceğiniz diğer hizmetler şudur arkadaşlar. Farklı Yandex'ten hizmet alabilirsiniz. Ha, bunlara ek olarak Zim Türkiye'de veren firmalar var. Yerli firmaları tercih etmenizi öneririm. Bunlar da genelde Zimbra kullanıyor. Mail başı size yine bunlar gibi hizmet veriyor yerli. Ne oluyor? Mailiniz yurt dışına çıkmamış oluyor. Çok sağlam firmalar var. Eldap diye bir firma vardı mesela. Bu firmayla iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında sanal sunuculara değinelim. Sanal sunucular, sanallaştırmaya değindik. Fiziksel sunuculara değindik. Fiziksel üstünde kurulan sanallaştırma sunucularına, sanal sunucu üzerine kurulan Linux ve Windows'un sunucularına kadar değindik. Bunun yanında neyimiz var? Bir de 21. Bizim sanal sunucularımızın neler var karşımıza çıkan? DCV Server çıkar, Logo çıkar. Yani muhasebe programlarının kurulduğu. ERP sisteminiz vardır. Burada ne kullanırsınız? Yerli bir ERP sistemi olarak kullanabilirsiniz. İçeride geliştirdiğiniz in-house denir buna. İçeride geliştirene bu kullanılabilir. SAP kullanılabilir. IFS kullanılabilir. Bir sürü Türkçe yerli ERP sistemi var. Bunlar kullanılabilir. Artık bu size göre değil. File server çok önemli. Dosya sunucusu bu olabilir. File server dediğimiz bir yapı. Dosya sunucusu bizim için mesela çok önemli. Bunun dışında ne kullanabilirsiniz? İnsan kaynaklarının, muhasebelerin kullandığı programlar vardır. Loglama programları vardır. Bunları da geçelim. Bir antivirüs sisteminizin olması lazım. Antivirüs dediğimiz zaman aklına ne gelir? İlk gelecek sistemler Kaspersky, ESET, ESET, antivirüs diyelim bunların genel adına, veya Sophos veya farklı neler var Hakan? McAfee var, bakın McAfee de çok güzel, Hakan güzel bir şeye değindi. Bunlar gibi antivirüs sistemleriniz olur. 22. konuda bu. 23 neye değinebiliriz? IP santral. IP santral önemli. Analog santral büyük şirketiniz varsa kullanmanızı pek önermem. IP telefonu nereye takarsanız çalışır. İnternet altyapısını götürdüğünüz her yerde çat diye çalışıyor. Öbür türlü gidiyorsunuz analog santrale. Oradan buraya kablo çek. Şu numarayı buna verelim. Şunu buna verelim. IP santralle her şey daha kolay. En kötüsünden bir Karel santral alabilirsiniz. Yani IP'si kötü demeyeyim. Ben Karel kullanıyorum. Ama Karel kendi analog IP telefonlarını üretmiyor. E-Link'in telefonlarının üzerine veriyor ama stabil çalışıyor. Karel'in bir telefonu var stabil çalışan. Bununla ilgili detaylı bilgim var. Onu izleyebilirsiniz. Destek konusu biraz sıkıntı var. Aynen, desteği güzel değil. Karel'in ben desteğini beğenmiyorum. Diğer firmalarda bilmiyorum. İlk defa bir IP santralle Karel'le çalıştım. Ha, IP santralle fazla para vermeyin diyorsanız neye bakın biliyor musunuz? IP santralle Asterix gibi yazılımlar var. Bunlar open source. Bunlara bakabilirsiniz. Asterix'i mutlaka araştırın. Gidip bir de santrale para vermeyin. IP santral dediğiniz zaman sözü sistemin öncüleri LG, Ericsson. Ondan sonra kim var? Avaya diye bir marka var. Yine bunlarla ilgili detaylı bilgi isterseniz veririm. Ama ben yerli diye Karel tercih ettim. Dediğim gibi yerli. Ne kadar kendi üretmese de belki büyür. İlerleyen zamanda kendi şeyini kurar diye. Telesis vardı. Telesis'i de Karel satın aldı diyebiliyorum. 23 tane konu buradan bahsettik. Şimdi bunun arka sayfasına geçelim. Ziyan olmasın yaprak. Şöyle diğer konulara geçelim. Başka neler var? IP santralden bahsettik en son. DLP sistemleri 23'te kalmıştık. Hatta şunu da kenara koyalım. Şu sayfadan devam edelim. 24. DLP sistemi dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar DLP dediğimiz olay sistemden kim ne veri çekiyor bunu görebiliyorsunuz. Force Point var DLP ile beraber gelen. En çok bilinen McAfee'nin kendi DLP'si var. Force Point diyeyim, şöyle yazayım. Yani bunlar bilgi işlemde sürekli karşınıza çıkabilecek konular. Yani sizin ilgilenmeniz gerekebilir. Yani bahsettiğim konuların tamamıyla bazen bazı şirketlerde bilgi işlemi ilgilenmez. Farklı ekipler vardır. Mesela bankalar, kurumsal büyük firmalar, holdinglerde bunların hepsi farklı ekipler yapar. Yani bahsettiğim her şeyi ama küçük firmada, yani küçük dediğim orta giriş seviyesinde bir firmada bunların hepsine siz bakacağınız için az çok bilginiz olur, bunlarda giriş düzeyinde de olsa. Bunun iyi bir şey yani. Gittiğiniz zaman mesela bakıyorsunuz bazı birçok kurumsal firmalarda kartla sisteme farklı birisi bakıyor. Mail sistemine farklı birisi bakıyor. Yedeklemesine farklı birisi bakıyor. Sanallaştırmasına farklı birisi bakıyor. Network'üne farklı birisi bakıyor. Her birisi için farklı adam var. Ben bunları hani şirket ilk kurulduğundan beri ben ilgilendiğim için hani bunlarla biz kendi ekibimizi kurduk. Şu an hepsine kardeşlik bakıyoruz. Hani kim müsaitse. DLP dediğimiz zaman Forcepoint, McAfee nasıl yazılıyordu? Şöyle neyse McAfee yazayım. Antivirüs sisteminin kendi DLP'si var. Bu da güzel olduğu söylenmişti. Bunun demosuna. Safetica diye bir şey var. Safetica, ona bakabilirsiniz. Bunlar DLP sistemleri aklıma gelen. 25. DLP ne işe yarıyor? Sizin açıyorum içeriden birisi veri çıkardı USB ile beraber. Bunu buradan tespit edebiliyorsunuz veya kendine mail attı. Bunu o kadar çok geniş kurgulayabiliyorsunuz ki. Yani DLP sistemi sayesinde içeriden veri sızıntısını engellersiniz. En basit tabiriyle budur arkadaşlar DLP sistemi. Yedekleme en önemli konulardan bir tanesi. Az önce 3. maddede NAS cihazına değinmiştik. Bakın bu NAS cihazına yedeklerimizi biz nasıl aktarıyoruz? NAS cihazı yedekleme için üretilmiş cihazlar. Üzerine disk takıyorsunuz. Storage'a benziyor. Bazıları buna data store, storage da diyebilir. Yedek NAS cihazına çoğu insan storage da diyor. Buna ne yapıyorsunuz? VM'de yedeklerinizi atabiliyorsunuz. Bir yazılım var. Sanal sunucularınızın belirli bir atıyorum günde 2 kere bir öğle arası bir akşam yedek alabilirsiniz veya sadece akşam. Artırılmış yedekler, tam yedekler, bir sürü şey var bununla ilgili de. Yedekleme de çok önemli bir konu. Aklıma gelen VM var, bir Kobian gibi başka yazılımlar da var. Farklı birçok yazılım var. Şu an 25. maddeye kadar anlattık. Bunlarla ilgili bir sorunuzu ortaya sorabilirsiniz. Yedekleme yazılımıyla NAS cihazına atıyorsunuz yedeğinizi. 26. konu. Neye değinebiliriz burada? Mail sistemlerine değindik. Mail sistemine şurada değinmiştim. Mail sunucusu. Bu çok önemli sunucu. Kesintisiz olmasında önemli. Veri kaybı olmaması önemli. Yedekleme, backuplama vesaire bunlar önemli. Veri tabanı diyelim. Şirketinizde kullandığınız çoğu şey için veri tabanı olacaktır. Mesela DLP sistemi diyorum, özür dilerim. ERP sistemi. Sizin içeride kullandığınız SAP olur. SAP genelde HANA kullanıyor. Bu mesela biz kendi Vias diye bir dışarıdan aldığımız bir yazılım vardı. Bu MySQL kullanıyordu. Bunun yanında mesela şimdi IFS aldık. Bu ne kullanıyor? Oracle kullanıyor. Mesela Oracle ve HANA, buna sürekli ödeme yapıyorsunuz ama veri tabanı kullanacaksanız eğer bir yazılım geliştirilecekse open source yazılımları tercih etmenizi öneririm. Neden? Tonla para ödüyorsunuz. Oracle'a, SQL'e, Microsoft SQL'e. Bakın 2 tane SQL var, karıştırmayın. Bir tanesi MySQL, bir tanesi Microsoft SQL. Microsoft SQL, HANA, Oracle gibi yazılımlar pahalı yazılımlar. Siz bunun alternatif olarak ne var? Post SQL var. Post şöyle geçiyor. SQL diye geçer. Bunu da yazarım. PostgreSQL mesela, bu da Oracle gibi güçlü bir açık kaynak bir veri tabanı, araştırmanızı öneririm. MySQL. Bunlar çok büyük firmalar, çok büyük yazılımlar tarafından kullanıyor. Birçok open source veri tabanı var. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yani open source kullanırsanız yazılıma para ödemezsiniz. Cari açık azalır. Ülkemizden para daha az çıkar diye benim düşüncem o şekilde. 27 bir sürü madde var. Anons sistemleri var mesela. Acil durumlarda ne oluyor? Anons ediliyor birisi. Anons sistemlerinde de siz bakıyor olabilirsiniz. Bunlara da biz ilgileniyoruz. Burada çok detaya girmeyeceğim. Çünkü bilgi işlem değil, daha çok idare işleri ilgilenebiliyor. 28 ne olabilir? Asansör, kartlı geçiş sistemi mesela. Burada ayrı bir sistem yapılıyor. Yine kartlı sistemlerin içinde farklı markalar. Burada ne kuruluyor? Asansörün üstüne bir panel sistemi kuruluyor. Asansörün içine bir kart okuyucu. Bu kadar. Daha sonra bir kart yazılım veriyorlar size. Kartın üstüne yetki yazıyorsunuz. Asansör şöyle de çalışabilir. Online. Sürekli internete bağlıysa asansör online'da çalışır. Bunu da hızlıca geçelim. Detaylı olarak değindiğimiz bir konuydu. Burada anlattığım her maddenin kesinlikle ve kesinlikle neredeyse hepsinin %99'un ayrıntılı bir videosu vardır. Ne var? Cloud sistemler var. Şunu yapabilirsiniz. Şunu öneririm. İçeriden NAS cihazına yedek alıyorsunuz ya. İçeri bir virüs bulaştı, Allah korusun bir şey oldu. Zararlı girdi. Dışarıda günde bir kere gidin dışarıda atıyorum 4 TB veri mi var? İçeride şirketinizin verisi mi var? Bu ne oluyor? Sıkıştırdığınız zaman 2 TB'a kadar düşüyor. Zaten NAS cihazında yedeğiniz var. Gidin 2 TB'lık Azure olabilir. Burada da yine yerli öneririm. Yerli bir sürü hizmet eden firma var. Gidin yerli firmaları araştırın. Bulamazsanız ben size bir tane firma vereceğim. İsmi oradan alabilirsiniz. İçerideki bütün yazılımınızı replik ediyor. Dışarıda cloud'dan da sisteminizi ayağa kaldırabiliyorsunuz. Yangını var, depremi var, virüsü var, her şey var. O yüzden cloud'dan bir sürü cloud hizmeti var. Yığınla her şeyi cloud'dan alabiliyorsunuz artık ama backup'larınızı cloud'da tutmanız önemli. İçeride yedeğiniz var. Yedeğini pasif tutun. Bir de cloud'da tutun. 3 tane yedeğiniz olsun. Sağlam olsun. Veri kaybı yaşamayın. 30. maddeye neye gelebiliriz? Delege sistemi mesela yakın zamanda kurmuştuk. Toplantı odasında herkes birbirlerinin sesini duymayabilir. Büyük bir toplantı odası düşünün. 20 kişilik. Herkesin önüne bir mikrofon kuruyorsunuz. Buna delege sistemi deniyor. Buna da bahsetmiş olalım. Değinmek için değindim. Bunu da ayrı bir videosu var dediğim. 31. Ne olabilir? El terminalleri. Depoda el terminalleri, barkod okuyucu. Bunlarla da siz ilgileniyorsunuz. Burada ne var bizim kullandığımız? Zebra sağlam marka arkadaşlar. Biz Zebra aldık. Güzel. Farklı markalarda tercih edebilirsiniz. Ben kullandığım ve memnun kaldığım markalara böyle değiniyorum. Ne var? Bir de hyper-converged mimariler var. Aslında buna değinecektim. Normalde klasik mimaride ben bunun çizimini yapacağım bir sonraki videoda. 2 tane sunucu alıyorsunuz. Bir tane storage bağlıyorsunuz buna. Sunucuları birbirleri yedekliyorsunuz. Atıyorum şurada bir şey olduğu zaman buraya çalışsın falan. Ama hyper-converged diye bir mimari var. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. 2 tane cihaz alıyorsunuz. Bu SimpliVity var mesela HP'nin bir ürünü. Sağlam çalışan bir ürün. Zaten hyper-converged deyince direkt SimpliVity geliyor akla. 2 tane cihaz alıyorsunuz. Bu çok iyi tekilleştirme yapıyor. Tekilleştirme dediğimiz şey sıkıştırmadır. Düşük alanlara yüksek miktarda veri sığdırabiliyorsunuz. Atıyorum klasik mimaride 10 TB'lik bir alanı belki hyper-converged'de 3 TB'ye kadar tekilleştirebiliyorsunuz. Şuna da ne diyelim? Hyper-converged. Bunu da araştırabilirsiniz. Converged diye yazılır. SimpliVity diye de araştırabilirsiniz. Yine bununla ilgili destek almak istediğiniz bir konu olursa maille ulaşırsanız bu anlattığım konuların tamamını ya sizi bir yere yönlendiririm ya ben verebiliyorsam desteğini veririm. Hyper-converged. Ne var? Bir de IoT konuları var. IoT dediğimiz zaman aklına geliyor nesnelerin interneti demek. Yani Internet of Things. Genelde hep böyle buzdolabı örneği verilir. Buzdolabında atıyorum yumurta biter. Yumurtaya otomatik sipariş verir falan. Bu kadar basit değil bu ayar. Internet of Things'te şöyle bir şey yapabilirsiniz. Atıyorum bizim sahada çalışan işçilerin kafasında bir baret var. Baretten insanların nerede olduğunu. Atıyorum fortif kafalar oluyor. Yakında insan varsa otomatik fortif kendini kilitleyebilir. Otomatik fren yapabilir. Aynı akıllı araçlar gibi. Yani ya da şunlar yapılabilir IoT ile. Bizim mesela elektrik veriyoruz gelen gemilere, müşterilere. Bu sayaçları sürekli elle yazıyorlar. Sayaçlar otomatik okunabilir uzaktan. Nesnelerin internet sayesinde. Her nesneye internet vermek gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok detaylı bir konu. Altını çizmek lazım. 34. Tabii bu da yine bilgi işlemle alakalı, bilişimle alakalı bir konu olduğu için sizin de içinde bulunduğunuz bir konu olacaktır. Tamamına belki siz destek vermeseniz bile içinde bulunursunuz. Kantar var mesela, araç giriş çıkışları. Burada da Kantar yazılımı oluyor. Kantar'la ilgili problemleri de ne yapıyor? IT ilgileniyor. 35, şuna değinelim. 35 ne olur? Konferans sistemleri. Logitech'in konferans sistemlerini kullanıyoruz. Bununla ilgili de detaylı bilgi var. Konferans sistemi dediğimiz olay şu. Masada mikrofon sistemi var, kamera sistemimiz var. Atıyorum Zoom'la, bunun yanında Skype, Teams gibi uygulamalarla konferans yaparken odanın tamamını alan bir kamera. Bütünleşik bir sistem. Odanın tamamının sesini duyan mikrofon sistemleri. Logitech'in sistemleri bu konuda iyi. Logitech kullanıyoruz. Rally Plus var mesela bizde. 36. konu neye değinebiliriz? Konferans sistemine değindik. KVKK ile ilgili işlemleri de yürüten yine bilgi işlem insan kaynakları bu süreçlerin de içinde bulunacaksınız. 37 olarak şeye değinebiliriz. ISO 27001. Bu önemli bir konu. ISO 27001 belgesini aldığınız zaman zaten IT ile ilgili birçok şeyi güvenli hale getiriyorsunuz. Bunun yanında ne var? Ortamı izleme mesela sistem odasında. Buna da siz bakıyorsunuz. Sistem odasının neyini izler? Nemini izler. Sıcaklığını izler. Hareket sensörü koyabilirsiniz. Su baskını, su sensörü koyabilirsiniz. Birçok sensörü var. Bunu da geçelim. 39. Plaka tanıma sistemi. Bunda yine kurulum aşamalarında bulunuyorsunuz. Siz kurmasanız bile plaka tanıma sistemi kuran firmayla siz iletişime geçip yine siz ilgileniyorsunuz. Bunun da arka planda çalışan veri tabanı var, yazılımı var vesaire. 40 pentestler. Arkadaşlar bu da önemli. Dışarıdan sızma testleri. Pentest diyorum. Bunları tüm yapınıza oturduktan sonra yaptırmanıza fayda var. Yani sisteminiz ne kadar güvenli? Bir sızma testi firmasıyla, güvenlik firmasıyla bunu yaptırabilirsiniz veya bunun eğitimini alıp şirkete bir gidersiniz Udemy'den falan eğitim alıp kendiniz temel anlamda yaptıktan sonra profesyonel bir şirketten pentest desteği alırsınız. Yani tüm önce kendiniz eksiklerinizi kapatabildiğiniz kadar kapatın. Ne eksiniz var görün. En son sızma testlerini yapın. Yani varsayılan şifreler yazıcıya kadar kontrol edin. 41 projeksiyon sistemleri. Projeksiyon veya ne olabilir? Ekran olabilir bunlar. Burada da biz yine ne kullanıyoruz? Epson kullanıyoruz mesela. Farklı bir sürü projeksiyon sistemi var gelişmişinden. Acer var. Farklı bir ton marka var. 42 TV sistemleriyle de yine elektronik olduğu için siz kendinizi içinde bulabilirsiniz. Ben satın almayı bırakmıyorum. Genelde kendim araştırıyorum. Hani burada Vestel, Samsung bir bilgi işlemi ekibiniz varsa bunlarla beraber TV'leri de kendiniz hani montajına kadar da destek verebilirsiniz. Montaj yapabilecek ekibiniz varsa. Bilgi işlemleri. Genelde bilgi işlemler tek kişi ya da iki kişi olur. Ama ekibinizi kurmanız önemli. Bakın 42 tane konu saydık. Bunların tamamını içeride yapmanız önemli. Montajına kadar her şeyini. Burada ne var? TV'den bahsettik. 43 plottur mesela büyük yazıcılar için. Yazıcının içinde olması gerekiyor ama plottur'un desteği de ayrı yine. Plottur konusunda da yine. Arkadaşlar plottur'dan bahsetmiştik. Ne var? Web sitesiyle sizin ilgilenmeniz gerekebilir. Belki web sitesini siz yapmazsınız. Yani WordPress gibi basit bir siteyse yapabilirsiniz ama gelişmiş bir siteyse genelde bunun için dışarıdan hizmet alırsınız. Outsource. Onun dışında ne var? ERP sistemleri var. Bunda da outsource destek almanız gerekiyor. Çünkü yazılım geliştirme. Bunun içinde olması gerekiyor. IT departmanınızın altında bir sistem network tarafına bu anlattığım çoğu işle diğer taraf yazılım. Yazılım tamamen bağımsız bir iştir arkadaşlar. Yazılımı bilgi işlemden beklemeyin. Ona hiç girmenizi hani önermem çünkü saydığım yani 44 tane işlem vardı. Yani çok küçük firmadır. 30-40 kullanıcılık firmalardır. Çok zaman alıyordur. Adam diğer işleri halletmiştir. Sistemi oturtmuştur. O zaman yazılımla ilgilenir. Web sitesini yapar. ERP sistemini geliştirir. Var böyle arkadaşlar çünkü. Güzel de olur aslında ama içeride yine geliştirilen yazılımlar bir insana bağlı olduğu için in-house yazılımlar önerilmez. Genelde dışarıdan bir hazır yazılım alınır. Kesintisiz sürekli çünkü onu farklı desteğini verebilecek firmalar olmalı lazım. Her şeyi bir insana bağlamamak lazım yazılım tarafında bu önemli. Çünkü o insan olmayınca o yazılım durumu noktasına gelebilir, çalışmayabilir, iş sürekliliğiniz olmaz. Zaten büyük kurumsal firmalarda bunun dikkat eder. Ya da içeride atıyorum 4-5 kişilik bir yazılım ekibi olur. Bir kişi ayrılsa bile onun geri doldurulur. Aynı anda hepsinin ayrılması hani söz konusu olmayacağı için böyle büyük bir ekibiniz varsa böyle yazılım geliştirmede normal aslında. Değineceklerim bu kadar. Atladığım birçok konu olabilir. Cep telefonları vesaire olur. Tabletler olur. Mobil cihazlar 46 olarak. Kamera sistemin içinde MVR cihazlarından bahsetmiştik. Yani 50-60 tane böyle ilgilendiğiniz daha fazla benim aklıma gelmeyen yetki matrisleri var mesela. Bunlar çok önemli. Bu konuların tamamını bilgi işlem içeride çözer. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. IT departmanlarında genelde bunlar yapılır. Yani bilgi işlemse yazılım departmanı farklı. IT dediğiniz zaman olay şuna dönüyor bakın aslında. IT diyelim. Alt tarafta bir sistemciler olur. Bir de yazılımcılar olur. Büyük şirketlere daha da ayrılır bu. Hani sistemi ayrılıyor. Bir de network giriyor için içine. Hani şöyle ayırsak daha doğru olur. Biraz daha küçük çaplı şirketlerde. Bilgi işlem ve yazılım ekibi diye ayırsak daha doğru olur. Tabii şirket büyüdükçe bunun içine ne giriyor? Network giriyor. Bunun içine ne giriyor? Yedekleme giriyor. Hani çok büyük binlerce kişinin çalıştığı üniversite kampüslerini düşünün. Network'üne farklı kişi bakar. Access point'leri, switch'lere. Yedeklemesine farklı kişi bakar. Atıyorum bunun IP santrali vardır. Yani cep telefonları var ya masa telefonları vesaire. Buna farklı bir kişi ilgilenebilir. Sistemi sanallaştırmayla farklı bir kişi ilgilenir. Ne oldu? Zaten kafadan 4 tane oldu. Web sitesiyle farklı bilgilenir. Web ekibi. Bunun dışında ne olabilir? Veri tabanı ekibi olabilir. Yazılım bölüm bu. 2 oldu. Bunun yanında ne olabilir bir de? Veri tabanı, web, direkt yazılım, masaüstü yazılımını geliştiren ekip olabilir. Bu ekipler bu şekilde dallanır. Bir de ne olur? Teknik ekip olur. Teknik ekip. Bunun yanında ne olur? Help desk olur. Help desk dediğimiz olarak direkt son kullanıcıya ilk desteği veren ekip. Gördüğünüz gibi IT içinde bu kadar dallanıyor. Ama bahsettiğimiz konular hani 100-300 kullanıcılı şirketlerde bu şekilde yürür genelde. Ama tutup da kullanıcı sayısı 1000'e çıktı client sayısı. Burada IP ile çalışan 1000 yani cihaz olduğu anlamına gelmez bu. Sadece client sayısı. Kamerası var, kart okuyucusu var. IP ile çalışan birçok cihaz var. Artık biliyorsunuz çoğu cihaz IP alıyor. Mobil cihazlar var. Ortalama 3000 tane belki cihaz var. Bunun sorumlusu. O yüzden ayrılıyor. Büyük bir devasa bir bankayı düşünün. Bankanın genel merkezi. Burada bir sürü teknik ekip olabiliyor. Her birine farklı teknik ekip destek veriyor. Kullandıkları yazılımın bile helpdesk'i farklı olabiliyor. Mesela içeride SAP kullanıyorsun abi. SAP'nin desteğini veren firma ayrı. Ya da kullandığı outsource'unu veren, helpdesk'ini veren arkadaşlar ayrı. Yani yazılımı geliştirenler var, veri tabanına bakanlar var. Bu sefer ne oluyor? Proje yöneticisi var. Bir de bunun en kullanımını desteğini veren arkadaşlar ayrı. Yani IT genel anlamda genel bir bakış attık şöyle bir bütüne. İçeride, hatta şunun arkasında göstereyim şöyle. IT'nin içinde en az 50 tane böyle temel konu varsa bunların hepsini böyle tek tek bahsettik bunların hepsinden. Büyük firmalarda, küçük firmalarda işlerin nasıl yürüdüğünden ve genel markalardan bahsetmiş olduk. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Hani böyle bir video genelde görmedim. Hani ilk anlatan kimse yok. Bu konulara pek değinen kimse olmadığı için ben bir değineyim dedim. İlk defa bu işlere başlayacak veya giriş seviyesinde bilgisi olan arkadaşlar için genel anlamda rehber bir video olması dileğiyle. Farklı bir videoda yine mesela sunucumuz var, ortada storage'ımız var, NAS cihazımız var, modemimiz var, firewall'umuz var, kenar switch'lerimiz var, access point'lerimiz var. Bunların bağlantıları birbirlerine nasıl oluyor? Bunlara bir video yapacağım. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.